Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın aynı saldırıda yaralanan ağabeyi kardeşinin öğretmenlik hayallerinin yarım kaldığını söyledi. Gittim, annem bağırıyor Fatoş, Fatoş kız kardeşim hiçbir şekilde tepki vermiyor. Sonra baktım karnımdan yaralanmış. O anda zaten ayağım döndü, ayağımın üstüne düştüm. Beni alıp hastaneye götürdüler. Afrin'den terör örgütü PYD PKK mensupları tarafından ateşlenen roket, Reyhanlı'da yaşayan Avlar ailesinin 17 yaşındaki kızları Fatma'nın hayatına mal oldu. Saldırı sonrası evleri harabeye dönen Avlar ailesi, kızları Fatma'yı zamansız kaybetmenin hüznünü yaşıyor. 3 tane abi. Saldırıya uykuda yakalanan 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yatağına bakıp gözyaşı döken ailesi evleri kullanılamaz halde olduğu için akrabalarının yanında kalıyor. Terör saldırısında kardeşini yitiren, kendisi de yaralanan 21 yaşındaki Bilge Avlar'ın tedavisi Reyhanlı'daki özel bir hastanede devam ediyor. Ağabeyinin 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ikinci bir acı yaşayan Avlar, olay anını ve kardeşinin yarım kalan hayallerini anlattı. Hani olayın neticesi nedir kardeşim? Ağır mı yaralı? Nasıl oldu? Sonra dediler başımız sağ olsun, vefat etti. Meğerse yerinde vefat etmiş uyurken. Yani anlatılmaz abi, vatan sağ olsun.